Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Karanlık Dosyalara bir yeni bölümle daha devam ediyoruz ve Karanlık Dosyaların bugünkü bölümünde Yosemite cinayetlerinden bahsedeceğiz. Bu olay nasıl duyulmadı, nasıl medyada çok fazla yer almadı bilmiyorum. Aslında içine daldığınızda bayağı da derin bir olay ama olabildiğince kısa ve özetli bir şekilde size anlatmaya çalışacağım ben de. Ama videoya geçmeden önce eğer kanalıma hala abone olmadıysanız aşağıdaki kırmızı butondan abone olabilirsiniz. 500.000'e adım adım yaklaşıyoruz ve desteğiniz de beni gerçekten çok mutlu ediyor. Evet, şimdi videoya geçelim. Şubat 1999 tarihinde Carol Sund, 15 yaşındaki kızı Julie ve Julie'nin 16 yaşındaki arkadaşı Silvina Pelosso, Eureka, Kaliforniya'da bir uçağa bindiler. San Francisco'ya hızlı bir uçuşun ardından çantalarını topladılar ve 1999 model kırmızı bir Pontiac Grand Prix sedan kiraladılar. Arabayı da kiraladıktan sonra doğuya, Stockton, Kaliforniya'daki Pasifik Üniversitesi'ne doğru bir yolculuğa çıktılar. Ertesi gün bir amigo kız yarışması vardı ve Julie de bu yarışmanın katılımcılarındandı. Bu yüzden aslında oraya gitmişlerdi. Aynı zamanda da mezun olduktan sonra bu okula gelmeyi düşündüğü için gidip en azından orayı da gezelim, görelim nasıl bir okulmuş, fikrimiz olsun demişlerdi. Yani aslında hem yarışma için gideceklerdi hem de belli bir süre bu okulda vakit geçireceklerdi. Okulda dediğim yani çevrede vakit geçireceklerdi, gezeceklerdi. 1,5 saatlik yolculuğun ardından Stockton'a vardılar ve otellerine yerleştiler. Ertesi gün Julie amigoluk yarışmasına katıldı ve ardından da üçlü birlikte kampüsü keşfetmeye başladılar. Çevredeki kasabayı falan da gezdiler. 14 Şubat gününün erken saatlerinde de otellerinden ayrıldılar ve Güneydoğu'ya doğru gitmeye başladılar. Burada da Yosemite Ulusal Parkı'nın etrafına gideceklerdi, yani o bölgede olacaklardı. Eğer böyle yakın zamandaki olayları, mesela Gabby Petito olayını falan takip ediyorsanız karşınıza çıkmış olabilir. Yosemite Ulusal Parkı'nda gerçekten çok fazla korkunç şey yaşanıyor bence. Orada insanlar sürekli kayboluyor, cansız bulunuyorlar falan ve gerçekten benim gözümde artık hani ürkütücü bir yer, her ne kadar ulusal bir park olsa bile. Bu Yosemite Ulusal Parkı'nın batı girişinin hemen dışında da Cedar Lodge diye bir yer vardı. Burası da aslında böyle geniş bir motel kompleksiydi ve orada konaklayacaklardı. Bu yüzden aslında o otele gidiyorlardı. Yosemite'de birkaç gün gezeceklerdi. Gezilerinin ardından da uçağa binip San Francisco'ya gideceklerdi. San Francisco havaalanında da Carol'ın kocası ve Julie'nin babası Jens'le buluşacaklardı. Ardından da hem ailecek hem de Julie'nin arkadaşıyla da birlikte Büyük Kanyon'u keşfetmek için Arizona'ya doğru geçeceklerdi. Arizona'nın ardından da Eureka, Kaliforniya'ya geri döneceklerdi. Üçü birlikte öğle vaktinde Cedar Lodge'a vardılar ve kayıtlarını yaptırdılar. Onlara 509 numaralı oda verildi ve anahtarları aldıktan sonra zamanın çoğunu odada geçirmek istediklerini fark ettiler. Çünkü çok yorulmuşlardı, hem yarışmadan hem önceki gün çok gezdiklerinden ve sabahki yoldan. Bu yüzden zamanımızı odada geçirelim, işte akşamda hani erkenden yatar uyuruz, sonraki günlerde gezmeye fırsatımız olur diye düşündüler. Ertesi sabah üçlü erkenden kalktılar ve Yosemite'ye doğru yola çıktılar. Orada hem ulusal parkı hem de Yosemite'nin doğal güzelliklerini keşfettiler ve aslında adeta büyülü bir gün geçirmişlerdi. Çok memnunlardı gezilerinden. Hatta o kadar güzel bir gün olmuştu ki yakınlarda donmuş bir gölet vardı ve Julie ile Silvina burada buz pateni yapmışlardı. Çok böyle farklı bir deneyimdi onlar için donmuş bir göletin üstünde bunu yapmak. Güneş batarken de Cedar Lodge'a geri döndüler ve pansiyonun lokantasında yemek yediler. Ardındansa resepsiyona gidip birkaç tane kaset kiraladılar, film izlemek istiyorlardı ve odalarına çekildiler. Üzerlerinde günün yorgunluğu vardı tabii ve bir yandan da huzurluydular çok güzel bir gün geçirdikleri için. Pijamalarını giydiler, yataklarına girdiler ve filmleri izlemeye koyuldular. Filmler bittikten sonra da dişlerini fırçalayıp huzurla yataklarına yatıp uyumaya başladılar. Ama haberleri yoktu ki bu huzurlu geceleri tam bir kabusa dönüşmek üzereydi. Işıkları kapattıktan birkaç dakika sonra kapılarının çaldığını duydular. Biri tık tık yapıyordu kapıya ve bundan sonrası bir gizemdi. Ertesi gün yani 16 Şubat'ta Jens, yani Carol'ın kocası, Julie'nin babası, San Francisco havaalanında karısını, kızını, arkadaşını bekliyordu. Hani geleceklerdi, orada buluşacaklardı, böyle anlaşmışlardı. Ama hani zaman geçti, onlardan hiç ses yoktu, ortaya çıkmadılar. Bir de daha eski zamanlar olduğu için öyle çıkarıp cep telefonuyla birbiriyle haberleşemiyordu insanlar. İletişim kurmanın yani bir nevi hiçbir yolu yoktu. Ve Jens de onlar da artık herhalde ne zaman gelirlerse uçağa binip Arizona'ya gelirler diye düşündü, haberleşemeyeceği için de. Ve bu yüzden kendisi uçağına atlayıp gitti. Ama Arizona'da kalacakları otele vardığında resepsiyonla hiçbir temas kurmadıklarını ve oraya gelmediklerini öğrendi. Bunun ardından çok endişelenmeye başladı Jens. Çaresizdi bir noktada ve günü arkadaşlarını, ailesini, onların nerede olduğunu bilen herkesi arayarak geçirdi resmen. Ama hiç kimse bu üçlüden haber alamamıştı. Ertesi sabah Carol ve kızlarla hala iletişim kurulamayınca Jens artık polisi aramaya karar verdi. Polis de Cedar Lodge'la, yani o Yosemite'de kaldıkları yerle temasa geçerek kadınların oradan erken çıkış yaptığını ve odanın da gayet düzenli göründüğünü söyledi. Hani sabah direkt çıkmış olmaları gerekiyor, odayı da gayet düzgün bir şekilde bırakmışlar. Biz de hani bugün çıkışları olacağını biliyorduk ama bu kadarını gördük, bu kadarına şahidiz dediler. Ve araç kiralama şirketiyle görüştü polisler aynı zamanda. Bu şirket ise kiralık aracın iade edilmediğini söyledi. Yani o gün aslında iade edip havalimanından uçup geçmeleri gerekiyordu Arizona'ya ama böyle bir şey yaşanmamıştı. Bunun üzerine polis Cedar Lodge ve Yosemite'de, çevrede geniş bir arama başlattı ama hiçbir şey bulunamadı. Fakat daha sonra Carol'ın cüzdanı Cedar Lodge'a yaklaşık 2 saat uzaklıkta olan Modesto, Kaliforniya'da bulundu ve bu aslında büyük bir gelişmeydi. Çünkü onun cüzdanının öylece 2 saat uzaklıkta bir yerde bulunmuş olması bu olaya büyük bir ihtimalle üçüncü bir tarafın karıştığını gösteriyordu. Yine ipuçlarını aramaya devam ettiler ama doğru düzgün kimseyi bulamamışlardı. Fakat 18 Mart'ta çok büyük bir gelişme yaşandı. 18 Mart tarihinde bir yürüyüşçü Carol ve kızların kiraladığı aracın tanımına uyan bir araçla karşılaştı. Ama şöyle bir durum vardı, araç tamamen yanmış haldeydi. Ve polisler gelip olay yerine araca baktıklarında arabanın içinde Carol ve Silvina'nın fena halde yanmış bedenlerini buldular. Ve Julie'yi hiçbir şekilde bulamadılar. Çevrede yoktu. Bu en azından onlar için bir umut ışığıydı. Tamam, çok kötü durumda bulundular ama başlarına her ne geldiyse belki Julie kaçmayı başarmıştır ya da o belki hala bir şekilde hayatta kalabilmiştir diye düşündüler. Fakat daha sonra polise isimsiz bir mektup geldi ve bu umutları da aslında suya düşmüş oldu. Çünkü bu isimsiz mektupla birlikte polise bir harita gönderilmişti. Haritada da Don Pedro Gölü işaretlenmişti ve Julie'nin orada olduğu yazıyordu. Bunun üzerine polisler tabii ki Don Pedro Gölü'ne yola çıktılar ve orada maalesef ki Julie'nin de cansız bedenini buldular. Bu olayda dediğim gibi aşırı derecede kanıt yoktu ellerinde, fakat daha sonra alakasız suçlamalarla tutuklanmış olan 2 tane kardeşe odaklandı polis. Bu kişiler aslında üvey kardeşlerdi. Kendileri Eugene Dykes ve Michael Lorwick'ti. Eugene bu konuda, yani bu olaylar konusunda kendisini suçlayıcı açıklamalarda bulunmuştu. Ama asıl buna ek olarak hem Eugene'in hem de Michael'ın üzerinde, Carol'ın üzerinde bulunan liflerin aynısı bulundu. Yani eşleşti bunlar. Lifler dediğim, hani çoğunuz biliyorsunuzdur, kanalı ya da bu tarz şeyleri takip ediyorsanız minik ip şeylerinden bahsediyorum, liflerinden. Ve polis katillerin ellerinde olduğu konusunda bir nevi emindi. Yani hayatını kaybeden kişilerin kıyafetlerindeki lifler onlarda bulunmuştu sonuçta. Ve bu yüzden halka güvence verdi. Merak etmeyin işte elimizde bu kişiler ama resmi bir suçlamada bulunamıyoruz henüz. Bu süreç hala devam etmekte diye. Fakat aradan yaklaşık 3-4 ay geçti ve hala net bir şey yoktu bu olay konusunda. Net bir bilgi yoktu. Fakat 4 ay sonra Temmuz'da ilginç bir gelişme yaşandı. Maalesef bir üzücü olay daha yaşanmıştı. Joie Armstrong adında bir kadın ortadan kaybolmuştu. Kendisi 26 yaşında bir doğa bilimciydi. Bunun üzerine Yosemite'deki tıbbi direktör olan Dr. Desmond Kidd çağrıldı. Aramaya ve sonuçlar bulunan şeylere yardım etmesi istendi kendisinden. Bu olayda da aslında Joie'nin arkadaşları fark etmişti kaybolduğunu. San Francisco'da bir evde yaşıyorlardı birkaç kişi ve Joie eve dönmeyince aslında polise bildirmişlerdi kaybolduğunu. Arama ekibi oluşturuldu yine ve detaylı bir arama başlatıldı. Kısa süre içerisinde de Joie'nin cansız bedeni bulundu. Bu sırada polise bir ipucu da gelmişti ayrıca. Joie anladığım kadarıyla bir kulübede kalıyormuş ve onun kaldığı yerin yakınında mavi renkli bir 1979 International Scout model araba görülmüştü. Bu da aslında diğer olaylarla hızlıca ilişkilendirildi. Bu araca dair aldıkları ihbarın ardından polisler sahibini bulmaya çalıştılar. Ve takip ettiklerinde bu ipucu onları tekrardan Cedar Lodge'a götürdü. Hatta şöyle söyleyeyim, Cedar Lodge'da bir tamirci olarak çalışan Cary Stayner'a götürdü onları. Dedektifler aslında 15 Şubat'ta yani 3 kurbanın ortadan kaybolmasından sonra hemen kaldıkları motelin çalışanlarıyla görüşmüşlerdi. Hatta Cary Stayner'la da görüşmüşlerdi ama o noktada şüpheli birisi olarak görülmemişti. Çünkü söylediklerine göre ciddiye alınacak bir sabıka kaydı falan yokmuş. Ne alaka bilmiyorum ama. Ve polis sorgusu sırasında da çok sakin kaldığı için onunla şüphelenecek bir şey olmadığına karar kılmışlardı. Peki kimdi bu Cary Stayner? İsterseniz gelin biraz da ondan bahsedelim. Çünkü Joie Armstrong'un bedeninin bulunduğu yerdeki görülen araba ona ait ve kendisi Cedar Lodge'da çalışıyor. Yani hayatını kaybeden 3 kurbanın en son görüldüğü yerde. Cary Stayner 13 Ağustos 1961 tarihinde Kaliforniya'da dünyaya geldi. Delbert Foy ve Kay Stayner'ın oğluydu. Hatta bu ailenin 5 çocuğu vardı ve Cary ilk çocuklarıydı. Kendisinin 3 kız kardeşi, bir de Steven Gregory Stayner adında bir erkek kardeşi vardı. Ve bu dava aslında başka bir davanın içindeki bir dava gibi bir şey diyebiliriz. Çünkü 4 Aralık 1972'de Cary'nin kardeşi Steven sadece 7 yaşındayken Kenneth Parnell tarafından kaçırıldı. Kendisi bilindik bir adam aslında. Belki ismini duymuşsunuzdur ya da davasına denk gelmişsinizdir. Kendisi çocuklara CS'de bulunan bir insan. Bunun anlamını bilenler bilmeyenlere anlatsın. Ve Steven, Kenneth Parnell tarafından yaklaşık 61 kilometre uzakta Mariposa ilçesinde, daha sonra da Mendocino ilçesinde hapis tutuldu, esir tutuldu resmen. Ta ki 14 yaşına gelene kadar. Yani Cary Stayner'ın kardeşi 7 yaşında kaybolmuş ve 7 yıl boyunca hiçbir şekilde ondan haber alınamamıştı. 14 yaşındayken Parnell'in diğer kurbanlarından biri olan Timothy White'la birlikte oradan kaçmayı başarmışlardı. Eğer isterseniz buna dair bir davada araştırmaya çalışırım, bakarım yani Kenneth Parnell olayına detaylı bakmak isterseniz. Ama tabii ki Steven'ın ailesine dönüşü çok büyük bir olaydı. Yani 7 yıl boyunca ortada yoktu. Herkes umudunu kaybetmişti çünkü kaybolduysa, başına bir şey geldiyse 7 yıl boyunca hayatta kalma ihtimali çok düşüktü. Ve bu aslında aile için inanılmaz büyük bir mutluluk olmuştu. Ve Cary gizli gizli Steven'ı kıskanmaya başladı. Çünkü söylediğine göre ebeveynleri Steven kaybolduktan sonra onun kaybının acısını yaşadıkları için kendisini ihmal etmişlerdi. Onunla gerektiği kadar ilgilenmemişlerdi ve onu hep görmezden gelmişlerdi. Yani bu da aslında gerçekten üzücü bir şey. Çünkü Cary de bir çocuk sonuçta o yaşta ve hani böyle bir şeyin içerisinde böyle yalnız hissetmesi çok da üzücü. Eminim o da çok üzülmüştür çünkü kardeşine. Her neyse, Steven bu adamın elinden kaçmayı başarıp da evine geri döndüğünde medyanın da büyük ilgisini çekti. Yani tabii ki yıllardır kaybolan bir çocuk işte güvende bir şekilde ailesine geri döndü falan diye. Bütün manşetlerde, haberlerde Steven vardı. Hatta 1989 yılında onun yaşadıklarına dayanan bir mini dizi yayınlandı. Ve bunun adı da ilk adımın Steven olduğunu biliyorum şeklinde çevriliyor Türkçe'ye, ama kayıp yıllar olarak da bilinmekte. Aslında Steven'ın hikayesi üzerine ilk başta bir kitap yazılmıştı. Sonra bu kitap mini diziye uyarlandı ve bunun da sonucunda Cary bir kez daha kardeşinin gölgesinde kaldığını hissetmişti söylediğine göre. O yine her zaman olduğu gibi ilgiyi üzerine toplamıştı ve Cary yine görünmez bir çocuk haline gelmişti. Bunun ardından Steven evlendi, 2 tane çocuğu oldu yıllar geçtikten sonra tabii. Mutlu bir hayat yaşıyordu aslında. Ama maalesef ki 1989 yılında Steven bir motosiklet kazası geçirdi ve hayatını kaybetti. Cary'e ayrıca 3 yaşındayken trikotilomani teşhisi konuldu ve ilaç tedavisine başlandı. Ancak bu rahatsızlığı onu lise yıllarında çok ciddi derecede etkilemeye devam etti. Ve sonuç olarak başında böyle kel noktalar oluşmaya başladı. Belli kısımlarda dökülmüştü saçları. Ve bu da aslında onun okulda zorbalığa uğramasına sebep oldu. Bu zorbalığa uğramamak için, saçını gizleyebilmek için sürekli beyzbol şapkası takıyordu. Cary her ne kadar psikolojik olarak iyi olmasa da öğretmenleri ve arkadaşları tarafından fark edilir bir zekaya sahipti. Yani her zaman diğer arkadaşlarının önündeydi. Onların daha yavaş anladığı şeyleri, uğraşarak anladığı şeyleri Cary hiç uğraşmadan anlıyordu. Kılını kıpırdatmadan her şey onun için netti. Ve bunun sonucunda Cary Stayner hızlandırılmış sınıflara alındı. Yani daha zeki, daha ileri seviyede çocuklar için böyle yavaş yavaş ilerlemek yerine kapasitelerini kullanabildikleri sınıflara. Daha sonra da 18 yaşındayken Merced Lisesi'nden mezun olduğunda sınıfın en yaratıcı öğrencisi seçildi. Çünkü kendisi okul gazetesine karikatür alanında çok katkıda bulunmuştu. Yani aslında başarılı bir öğrenciydi ve takdir edilir şeyleri vardı elinde. Her neyse, mezun olduktan bir süre sonra Cary bir cam şirketinde pencere montajcısı olarak çalışmaya başladı. Ancak 1991 yılında, yani Steven'ın hayatını kaybetmesinden 2 yıl sonra Cary karbon monoksit gazı kullanarak kendi canına kıymaya çalıştı. Tabii böyle bir şey olmadı. Teşebbüste bulundu sadece. Ama bazı insanların ayrıca iddialarına göre bu pencere montajcısı olarak çalıştığı yerde iş yerine böyle bir kamyonla dalıp oradaki herkesin işte canına kıyıp işletmeyi de ateşe vermeyi planlıyordu. Böyle bir fantezi geliştirmişti kendince. 1995 yılında da Cary bir sinir krizi geçirmişti söylediğine göre. Bunun ardından da bir ruh sağlığı hastanesine yatırıldı ve tedavi gördükten sonra serbest bırakıldı. Ayrıca Cary 1997 yılında, yani sadece 2 yıl sonra, yasaklı madde bulundurmaktan tutuklandı, ancak bu suçlamalar da sonunda düşürüldü. Şimdi gelelim günümüze, yani bu asıl davada bahsettiğimiz olayların yaşandığı zamana. Dediğim gibi çok bir sabıkası olmadığını, ondan şüphelenecek bir şeyleri olmadığını düşünmüş polisler anladığım kadarıyla ilk başta. Ama sorgulama sırasında Cary Stayner bu bahsettiğimiz 4 cinayeti de kendisinin işlediğini itiraf ederek polisi adeta şok etti. Başlangıçta onu şüpheli olarak bile görmemişlerdi. Ve bu konuda kendisi uzun süredir devam eden bir fantezisi olduğunu, bundan ilham alarak bu olayları gerçekleştirdiğini söyledi. Şimdi bir de onun anlattığından ben de size aktarayım olayları. Söylediğine göre Cary Stayner 14 Şubat 1999'da bu 3 kurbanın arabasını fark etmişti. Yani aslında daha onlar Cedar Lodge'a gelmeden önce bunu görmüştü ve peşlerine takıldı. Ertesi gün kendilerinin Yosemite'deki gezilerini izledi. Orada bile takip ediyordu yani onları ve ardından da Cedar Lodge'a döndüklerini gördü. Akşam yemeği yemelerini, film kiralamalarını, odalarına çekilmelerini, her şeyi gözlemledi ve planını zaten oluşturuyordu bütün bir süreç içerisinde. Stayner 15 Şubat'ta saat gece 23 civarında Bu üçlünün kapısını çaldı. Hatırlarsanız demiştim kapıda bir tık duydular diye. Onlar kim o diye kapıya geldiklerinde bir tamirci olduğunu ve sızıntı olup olmadığını kontrol etmeye geldiğini söyledi. Carol aslında çok gönülsüzdü bu konuda. İçeriye almak istemedi. Yani gecenin bu vaktinde sızıntısını kontrol etmeye geldi bu diye düşündü. Ama Stayner çok ısrar etti ve Carol da bu kadar ısrarın ardından gönülsüz bir şekilde de olsa kapıyı açtı. Ama Stayner içeri girer girmez silahını çıkarıp onlara doğrulttu. Ardındansa Carol, Julie ve Silvina'yı bağladı ellerini ayaklarını ve kızları götürüp yani iki kızı Julie ile Silvina'yı banyoya koydu. Kapıyı da kapattı. Sonrasında ise maalesef Carol'a saldırıp onu boğdu. Ardından cansız bedenini bu kiralık aracın bagajına taşıdı ve dikkatini kızlara çevirdi. İlk olarak Silvina ile başlayacaktı. Silvina'ya saldırıp onu da aynı şekilde boğdu ve bagaja koydu. Carol'ın kızı Julie de aynı şekilde hayatını kaybetti ama bu sefer bunu iple yapmıştı ve ardından bir de vurmuştu. Julie CS'ye uğramamıştı ama Silvina maalesef ki uğramıştı ve buna ek olarak bir de vurulmuştu. Neden Julie'yi ayrı bir yere, göletin oraya götürüp oraya bıraktı bilmiyorum. Belki kendince hastalıklı bir oyun oynamaya çalışıyordu polise. Ama diğer iki kadının cansız bedeni ve araba bulunduktan sonra polise elleriyle bir harita çizmiş ve bu haritanın üzerinde Julie'nin bedeninin bulunduğu yeri işaretleyip anonim olarak polise göndermişti. Yani polisin aldığı harita bulunduran mektupta aslında bizzat Cary Stayner yani fail tarafından gönderilmişti. İşin daha da iğrenç tarafıysa notun üst kısmına Julie için bununla çok eğlendik yazmıştı. Haritada gösterilen yere ekipler gittiğinde de tabii ki Julie'yi buldular. Aynı zamanda kesilmişti kendisinin ve tabii ki Stayner olduğunu nasıl bilmiyorum belki eskiden olduğu içindir ama anlayamadılar. Aslında anladığım kadarıyla ilk zaten Julie'yi oraya bırakmıştı o göletin oraya. Sonra da arabayı yakmak için gidip ayrı bir yere götürüp bırakmıştı. Yakmadan önce Carol'ın cüzdanını kendi yanına almıştı ve Modesto'ya gitmişti. Oraya da orada bulduğu bir yere cüzdanı fırlatmıştı. Bunu da aslında polisi yanıltmak amacıyla yapmıştı. Görsünler de orada aramaya yönelsinler diye. Stayner açıklamasına itirafına rağmen çok bir pişmanlık duymuş gibi görünmüyordu polis tarafından. Yani sonuçta o daha çok küçükken erkek kardeşi kaçırılmıştı böyle korkunç bir adam tarafından ve onun evinden mucizevi bir şekilde kurtulmuştu. Hani böyle bir şeyin nasıl derin bir etkisi olduğunu düşünebiliyorum tabii ki onun üzerinde ama bu yönde bir etkisinin olması gerçekten tüyler ürpertici bence. Ki zaten Steven'ın kaybıyla ilişkilendiriyor çoğu insan. Steven kaybolduktan sonra başına gelenleri öğrendikten sonra Cary de böyle fanteziler geliştirdi. Psikolojisi bozuldu herhalde diyorlar ama Cary Stayner'ın daha sonra itiraflarından anladığımız üzere kendisi kardeşi Steven kaçırılmadan önce daha kendisi 7 yaşındayken böyle fanteziler kurmaya başlamış. İşte kadınları kaçırıp canlarına kıyma özellikle de fantezisine. Hatta bir keresinde kız kardeşinin bir arkadaşı evlerine gelmiş ve ona da kendini ifşa etmiş. Yani üzerini açıp ifşa etmiş. Ve bu gibi aslında psikolojik sıkıntıları her zaman varmış. Bayağı küçük yaştan itibaren kendisini söylediğine göre. Şimdi Cary Stayner, Joie Armstrong olayında federal mahkeme tarafından yargılandı. Çünkü federal arazide meydana gelmişti. İşte orada eyaletler arasında şeyler oluyor ya işte. Nasıl sen farklar oluyor ya işte bir eyalette mesela gerçekleşen olayı o eyalet soruşturuyor gibi düşünün. Ama bu olay federal kısımda bölgede meydana geldiği için federal mahkemeye çıkarıldı. Ve olası bir idam cezasından kaçınmak için de bu olayda kasıtlı birinci derece cinayet, ölümle sonuçlanan adam kaçırma ve ağırlaştırılmış CS'ye teşebbüs suçlarını kabul etti. Fakat ilginç bir şey yaşandı. Cezasının verileceği duruşma sırasında Cary Stayner aniden gözyaşlarına boğuldu ve özür dilemeye başladı. Mahkeme salonunu adeta şaşkına çevirmişti. İnsanlara keşke bunu geri alabilseydim ama yapamam. Keşke size neden böyle bir şey yaptığımı söyleyebilseydim ama kendim bile bilmiyorum. Çok üzgünüm. Keşke bir nedeni olsaydı ama yok. Bunların hiçbirinin bir anlamı yok dedi. Ve o sırada Joie Armstrong'un annesi de mahkemedeydi tabii ki, dinleyenler arasındaydı. Ve Stayner'ın bu özrünü duyunca kendisi de ağlamaya başladı. Ve daha sonra da Stayner'ın özrünün samimi olduğuna inandığını söyledi. Bunun sonucunda bu olayda Cary Stayner şartlı tahliye olmadan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Evet, bu cezayı bir olaydan aldı ama şimdi diğer 3 kurbanımız var. En başında bahsettiğim. Cary Stayner bu olay içinde eyalet mahkemesinde yargılandı ve orada da delilik nedeniyle suçunu kabul etmedi. Yani öncekindekini kabul etmişti ama bunda ben deliydim işte cezai ehliyetim yok falan gibi bir şeyler öne sürerek reddetti suçlamayı. Savunmasıysa Stayner ailesinin geçmişte yaşadıklarının ve kendisinin ruhsal rahatsızlıklar geçirmesinin bu eylemlere katkıda bulunduğunu, buna ek olarak obsesif kompulsif bozukluğunun olduğunu belirtti. Ayrıca söylediklerine göre polislere işte bana bir tane uygunsuz film verirseniz ben de size itiraf ederim demişti ve bunun karşılığında itiraf etmişti güya, yani tamamen onu alabilmek için böyle bir şey uydurmuştu onların söylediğine göre. Ama yani çok tuhaf bir sebep bence, böyle bir şeyi belirtmeleri bile birazcık saçma. Daha sonra Dr. Jose Arturo Silva, Stayner'ın obsesif kompulsif bozukluk, hafif otizm ve parafili hastası olduğunu ifade etti. Ancak buna rağmen jüri kendisinin bir akıl hastası olduğunu düşünmediğini belirtti ve 27 Ağustos 2002'de özel koşullar altında 3 adet 1. derece cinayet ve 1 adet adam kaçırma suçundan hüküm giydi. Bu suçlardan ötürü ise idam cezasına çarptırıldı. Cezaya çarptırılmasından bu yana Cary Stayner San Quentin Eyalet Hapishanesi'nde kalmakta ve her ne kadar böyle bir cezayı almış olsa bile böyle davalarda size bu konularda hep bahsediyorum. Büyük ihtimalle yaşlanıp hani doğal sebeplerden hapiste hayatını kaybedecek. Çünkü Kaliforniya'da 2006'da verilen bir mahkeme kararıyla eyalette idam cezasının uygulanmasında kusurlar olduğu ortaya çıkarılmıştı ve bu yüzden de idamlar aslında daha da azaltıldı ve çok fazla suçlu var şu anda. Yani hapishaneler taşıyor adeta. Bu cezaya çarptırılanlar da öyle ve çok net, çok kesin bir şekilde kanıt olmalı ki, videosu falan olmalı ki yaptığı şeylerin, bu insanın suçunun bedeli canı olmalı diyebilsinler ve bu alınan idam cezasını aksiyona dökebilsinler. Ama böyle bir şey de genellikle çok fazla olmuyor. Çoğu zaman idam mahkumları ABD'de yaşlanıyor ve hani doğal sebeplerle, daha önce de dediğim gibi, ya da bir hastalıktan falan, belli başlı şeylerden vefat ediyorlar ama yani devletin verdiği cezayla değil de başka her türlü nasıl hayatlarını kaybederlerse öyle. Tutuklanmasının ardından Cary Stayner'ın bu bilinen 4 kurbanın yanı sıra başka cinayetlerden de sorumlu olduğu konusunda şüpheler oluşmaya başladı. Polisler aslında bunları da araştırmaya devam ediyorlar bildiğim kadarıyla. Stayner'a benzer kişilerin bu tarz suçları çok daha erken yaşlarda işlemeye başladığını göz önünde bulunduruyorlar ve o çevrede yine benzer şeylerle hayatını kaybetmiş başka kurbanlar olduğunu da düşünüyorlar. Hani bunların içine girersek zaten gerçekten bu video çok uzar. Ya baktım ben zaten ama çok ihtimal üzerine durulan şeylerdi. İşte yaklaşık 6-7 tane kişi listelenmişti gördüğüm kadarıyla, hatırladığım kadarıyla ve onlar da işte hani o da şurada şu şekilde hayatını kaybetti, şurada şöyle kayboldu. Bu yüzden şundan dolayı bir bağlantı düşünülüyor yazılmış ama tabii ki öyle bir şeyden hüküm falan giymedi adam ya da öyle bir şeyin itirafında bulunmadı. Sadece hala kendisinin başka kurbanları da olduğu düşünülüyor. Ben bununla da alakalı bir gelişme olursa size zaten Instagram'da aktarırım, hep aktarıyorum. Hikayelerimi, öne çıkanlarıma ekliyorum. Ama bugünkü davada bu şekildeydi arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda konuşalım mutlaka. Yani bu Cedar Lodge bile bana korkunç bir yer olarak geliyor. Oranın bile adını çok duydum. Yani Gabby Petito davasından sonra özellikle ben bu Yosemite'nin adını duyduğum zaman yok diyorum yani. Orada tamam, milli park olabilir, gidip gezmiş olabilir insanlar, çok güzel doğası olabilir. Gabby Petito da zaten o tarafta gezmeyi hayalini kuran, oralara giden ya da, ama biliyoruz Gabby'nin de planlarında en azından oraya gitmek vardı. Yosemite'yi gezmek istiyorlardı onlar da. Yani buna rağmen ben çok tercih etmem. Yosemite'ye gezmek için bir fırsatım olsa etraftaki başka yerlere gitmeyi daha çok tercih ederim galiba. Çünkü artık o kadar çok şey duydum ki bu davadan da sonra gerçekten ürkmeye başladım yani. Bilmiyorum, belki de tamamen şanssızlık yani bu tarz olayların öyle orada yaşanması ya da adının bu kadar çok duyulması. Çünkü dünyanın her yerinde çok yaşanıyor tabii böyle şeyler. Ay neyse, ne çok konuştum. Of. Tamam, çok uzattın diyecek bazıları. Onlar onu demeden ben kaçayım artık. Ama gitmeden önce kanal üyelerime buradan bana maddi destekte bulundukları için çok çok teşekkür ederim. Hepsinin ismi şu anda ekranda yer almakta. Özellikle de VIP üyeme buradan çok 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 teşekkür ediyorum büyük desteği için. Eğer beni Instagram'dan da takip etmek isterseniz, bu davalarla alakalı gelişmeler için ya da bana dair daha fazla şey görmek isterseniz kullanıcı adım da daima buralarda bir yerlerde oluyor zaten. Eğer ücretsiz bir destek olmak isterseniz de kanalıma aşağıdan abone olup bu videoyu beğenip bir de aşağıya yorum bırakırsanız gerçekten tahmin ettiğinizden çok daha büyük desteğiniz olmuş olur. Evet, beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.